Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çok kolay bir tarif vereceğim. Turşu kavurması. Herkesin evinde olan turşulardan çok pratik bir tariftir ve çok lezzetlidir. Ben turşu kavurmamı kendim yaptığım turşudan yapacağım. Hem bu şekilde turşumu da size göstermek istiyorum. Bu turşunun videosu kanalımda mevcut. Ben yukarı linkini koyarım, oraya tıklayarak gidebilirsiniz. Üstteki maydanozu alalım. İsterseniz bunları kullanabilirsiniz. Turşumu yaklaşık 2 ay önce yapmıştım ve bugün açtım. Gördüğünüz gibi hala sert, yumuşama olmadı. Havucunu da göstereyim size. Hiçbir şekilde yumuşama olmadı. Tavsiye ederim. Ben kaşık turşusu yapmıştım. Onun için kavurma yaparken doğrama gerek yok. Yeteri kadar alacağım içerisinden. Kullanacağım miktar kadar. Artık turşu kavurmamın yapılışına geçebiliriz. Tavamı ocağın üzerine aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Ve ısınmaya bırakıyorum. Yağım ısındı. Üzerine bir adet küçük küçük doğramış olduğum soğanımı koyarak güzelce karıştırıyorum. Soğanlarım kavruldu. Üzerine arzuya göre pul biber. Eğer turşunuz acı değilse daha fazla konabilirsiniz. Turşumu ilave ediyorum. İsterseniz turşularınızı kullanmadan önce yiyebilirsiniz. Güzelce kavuralım. Ben kaşık turşumu karışık olarak yapmıştım. Ama turşu kavurmasını her tutabilirsiniz. Fasulye, biber, lahana. Bu şekilde 5 dakika boyunca kavuruyoruz kısık ateşte. Tavamızın kapağını kapatalım ve bu şekilde 3 dakika pişirelim. Turşumuz hazır. Artık servis tabağının içerisine alabiliriz. Turşu kavurumuz hazır. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere.